adamı diyor ki 5 defa sonra 10 defa sonra benden ayrılır. Peki ben hangisi koymalısınızsa? Biz havaalanına gittik. Gittik zor. Bizi bırakmadılar. Oradan geldik buraya yıkıldı. Ona burada yıkıldım. Menderes avuç oradan girdi buraya. Ben elimi uzattım yetişmedim. Bu parkonda Menderes mintik verdi. Ondan sonra Fatih Rüştü oğlu Hasan Polatkan Kasım Küfrafi bu parkonda konuştular. Hangi tarihte? He? Hangi tarihte? Tarihi hatırlamıyorum. Yani 1-2 seneydi Demokrat başlamıştı. O kadar. Siz kaç yaşındaydınız? Ben mi? Ben şöyle böyle askerliğimi yapmıştım. Ben anlamam. Yanlıştım. Şöyle ben. Tarihi hatırlamıyorum. Ben 48'de tarih oldum. Şöyle böyle 60'da inkılap oldu. 48-47 bu arada. 1948. He. Siz kaç yaşındaydınız? 60'da da inkılap oldu. Sen o zaman kaç yaşındaydın? Ben de o sıra 30'a yakın işte, bir hatırlamıyorum. Şimdi kaç yaşındasın? Şimdi 86 yaşında. İsim soy isim ne? İmdat Karakoç. İnönü'yü ben gördüm. İnönü geldiği şeyin havaalanında indi şeyin kolunda. Turgut Göler'in koltuğunda binmişti kısa boylu pamuk falan bir şeyler de kolağındaydı. O ben gittim. Çok güzel bir binoydu. En güzel bino buydu. Bura yine belediye olacak değil mi? En güzel bina buydu. Tabii gelsin ya. Şehrin belediye oraya gitmez ki. Belediye yeri burası. Değil mi şehrin göbek yeri? Elbet. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Tabii belediye binamız toplamda 6 kat oluyor. 3 katı zeminin altında, 3 katı da zemin ve artı 2. Bütün servisler burada toplanmış olacak. Yine içerisinde aşevi, yemekhanesi, lokali ve 350 kişilik çok amaçlı salonu, yine en üst katta da 12 odalı misafirhanesi bulunacak. Dolayısıyla Kars'ın genel anlamda belediye noktasında bütün ihtiyaçlarına cevap verecek bir bina olacak. Ve burada önemli olan özelliği yeni yapılacak binanın mevcut buradaki binanın mimari yapısına uygun olması. Özellikle mimar mühendislerin mimari projede dikkat ettikleri konu bu. Kısmet olursa 18 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bey gelecekler. Temel atma resmi töreni o gün olacak ama firma yavaş yavaş çalışmalarına başladı. O güne kadar kalıplar kurulacak, demir atılacak ve beton atılmaya hazır hale getirilecek. Ondan sonra da Kars halkının özlemle beklediği, özlem duyduğu eski binasına kavuşmuş olacak. Ve bu şekliyle de eskiden olduğu gibi Kars'ın kurtuluşu balkonundan bir gelin ve damat balkona çıkarak kurtuluşu güvercin. Bir şekilde güvercin uçurarak kutlanıyorduysa inşallah yine o günler geri gelir. O şekilde de Kars halkı bunu hak ediyor. Öyle bir özlem de sona ermiş olur. Evet, 13,5 milyon TL'ye yaklaşık. Evet, yani yaklaşık maliyeti aslında 16 trilyonun üzerindeydi. 13,245'e ihale edildi. Ve firma da bildiğim kadarıyla İstanbul'dan gelen bir firma. 9 firma katılmıştı. Bu firmada kaldı. Kaç personelimiz var, kaç birimimiz var belediyede? Yani tabii şimdi bu anda 17 tane şube müdürlüğümüz var. Yine başkan yardımcılığı var 4 tane. Belediye başkanının bulunduğu kısım var. Bu andaki mevcut tarihi bina makam olarak tekrar kullanılacak.
projede de bu şekilde dizayn edildi. Sonuçta şirketimizin, bu anda belediyemizin kadrolu, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personeli 219 tane, artı şirket personelimiz var. Şirket adına çalışan personelimiz. Yani belediye gittiği her noktada kendi işte belediyenin kendi faaliyetinden dolayı, kendi altyapısal faaliyetinden dolayı vatandaşın yoğun olarak gelip uğradığı kurumlardan birisi. Bu anlam içerisinde bu bölgedeki esnafa da ciddi anlamda katkısı olacak. Efendim 2014 yılında bitirilecek diye bunu hızlandırma gibi veya şirket... Yok, 2013 yılında tamamlanıyor. 2013 yılı içerisinde. Garaj yapılacak. En son kat, eksi 3 dediğimiz en son kat çalışan personelin otoparkı. Otopark olacak. Otopark olacak.